Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Rivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 30. haftada oynanan Ankara Spor Çorum Futbol Kulübü maçının sonucunu Furkan'la beraber özel olarak konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Çorum Futbol Kulübü Ankara başkente lider gitti. Lider döndü. Çok kritik bir galibiyet aldı Çorum. Urfa'nın da kazandığı haftada hata yapmadılar ve üst üste oynayacakları kağıt üstünde iki tane güzel görünen Tarsus ve Bayburt maçları öncesinde Çorum Futbol Kulübü lider kalmayı başardı son 8 haftaya girerken. Aynen. Bir hatırlatmalarımızı yapalım, ardından maçın sonucunu konuşalım. Dün Çorum Futbol Kulübü taraftarlarına da bir zulüm yapıldı Ankara'da, evet. Onu da konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Daha maçın başlamasına bir saat varken bile kapılar açılmadı, hepsini bir konuşalım. İzleyicilerimiz ilk olarak bizi... Maç tahminlerimizi ve spor haberlerini takip etmek için golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videolara abone olmadan izleyen izleyicilerimizden kanalımıza abone olup videolarımıza da beğeni ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan da bizleri takip edebilirsiniz diyelim. Spor Trivela hesaplarından. Çorum çok önemli bir 3 puan aldı. Bazı kaynaklarda golü Gökhan Karadeniz attı diye yazdı. Bazı kaynaklar Ferhat Yazgan, ama maç izledik ama Ferhat'tan geldi. Kafayla. Murat Yıldırım'ın ortasında duran topta. Hatta Ferhat havada asılı kaldı golde. Güzel bir kafa vuruşu yaptı. Şimdi izlemeyen izleyiciler vardır, taraftarlar vardır. Onlar skor sitelerine bakıp Gökhan Karadeniz'i görüp Gökhan Karadeniz attı olarak bilebilirler ama Gökhan Karadeniz değil, golü Ferhat Yazgan attı. Hatta bizim önümüzdeki ekranda bile Gökhan Karadeniz attı yazıyor ama golü Ferhat attı. Evet. Kornerde asılı kaldı. Ferhat'ın golüyle de çok önemli bir 3 puan aldı Çorum. Selim Han'a büyük geçmiş olsun. Aynen, geçmiş olsun. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Çok erkenden sakatlandı çıktı. Emre Öztürk girdi yerine. Neler söyleyeceksin Çorum'un aldığı galibiyet için? Sinan Kurumuş yine yedek kaldı. 65'te girdi. Eren de 90 dakika oynadı. Uzatmada çıktı oyunda. Çok kritik bir 3 puan aldı Çorum. Bir de kaptan Murat Yıldırım çok akıllı bir hareketle cezalı duruma düştü. Çünkü bu hafta Tarsus maçı var. Murat o maçta ihtiyaç olmayacak. Neler söyleyeceksin Çorum'un galibiyeti için? Öncelikle Çorum Futbol Kulübü'nün galibiyetini tebrik ediyorum. Tabii ki. Beklediğimiz gibi kazandı. İkimizin de ortak görüşü Çorum'un hata yapmayacağı ve maçı kazanarak hafta sonunu 3 puanla geçeceğiydi. Şimdi Murat Yıldırım sarı kart gördü, kartını temizledi ya. Ben maç öncesinde şunu düşünüyordum. Eğer Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Fatih Selim Hans olmaz, kartını temizler diyordum ama o da daha maçın başında çok talihsiz bir şekilde maalesef sakatlandı. Eğer o da sakatlanmasa, oynasaydı bence o da bir sarı kart görüp temizlerdi diye düşünüyorum. İnşallah uzun süreli bir durum yoktur. İnşallah. Onu söyleyeyim. İnşallah. Geçmiş olsun dileklerimi tekrardan iletiyorum. Büyük geçmiş olsun. Aynen. Dediğin gibi Sinan Kurmuş yedek başladı. Ben zaten bunu geçen de söyledim. Eren Aydın artık formayı kaptı. Oynamaya devam eder. Ama bence Çorum Futbol Kulübü'nün, bunu çarşamba günü konuşacağız ama, hem Bayburt hem Tarsus maçlarında çift forvet başlaması lazım. Avarajını iyice yukarıya çekmesi lazım. Evet. Çünkü sezon sonu geldiği zaman da ikili avarajlar işin içine girebilir. Çorum'un şu anda avarajı çok düşük çünkü rakiplerine göre. Özellikle Urfa'ya göre. 34'e 28. Yani Tarsus maçında Urfa mesela 11 tane attı. 38'e 24 şu an. Sen yani evet. 12, 13, 14, 15 at mı oynayacaksın? Çorum istesin atar. 11 tane attı Urfa Tarsus'a. Hı-hı. Çorum da atabilir tabii ki de. Aynen. Senin dediğin gibi. Yani o yüzden avaraj önemli. Sezon sonu geldiği zaman da bir golle avarajı kaybettiğin zaman da veya şampiyonluğu playoff'u kimse sana ağlamaz o zaman. Tarsus zaten maça kalecisiz çıkacak biliyorsun. Evet. Mertcan Salık sakat. Cuma. Eski Çorumlu da biliyorsun. Doğru. Aynen öyle. Çorum'u nasıl buldun bu maçta? Suat Kaya da döndü bu arada sakatlıktan. O da önemliydi. Timur da sarı kart sınırındaydı ama Timur şans bulamadı. Hoca sakatlıktan belki de tam hazır olmadığını düşünerek riske edemedi. Hı-hı. Neler söyleyeceksin Çorum'un galibiyeti için? Şimdi geçen bir yorum yaptım Ankaraspor maçından önce. Bazı sakatlıklar dönebilir demiştim. Suat zaten dönecek dedim, döndü. Timur süre falan da dönebilir dedim. O da döndü ama tabii oynamadı. Oyuna aynen girmedi. Şimdi maça baktığımız zaman da şöyle bir nokta var Çorum'la ilgili. Şimdi özellikle Ferhat Yazgan'dan bahsedeceğim. İlk devrenin yokları oynayan oyuncusu Ferhat Yazgan son 3 haftadır maçlara damga vuruyor. En önemli maç Çorum maçında Ahmet maçında asist yaptı. Gökhan'a. Geçen hafta Eren'e Erok maçında Eren'e yaptı. Bu maçta gol attı. 3 tane maç
sezon başında oynadı. 15 tane maçta skor asist yapamadı ya, gol asist. Sıfırdı aynı. 3 maç 15 maça bedel oldu bak. 3 maç tabii. 15 maça bedel oldu. Bir de önemli maçlarda yaptı. Fasofiso maçlarda işte değil. Zaten işte o yüzden o 3 maç aynen. 15 maça bedel oldu. O yüzden özellikle Ferhat Yazgan'ı tekrardan tebrik ediyorum. Ferhat zaten geldiği zaman da iş yapacağını söyledik. Muhteşem bir 10 numara dedik. Ama ilk devre hiçbir şey veremedi bir türlü. Ama artık ikinci devreden itibaren Ferhat Yazgan da devreye girmeye başladı Çorum Futbol Kulübü'nde. Ferhat Yazgan 10 numara değil ya. 8 numara. Ama 10 numara oynadı ilk devre hep. Orada 10 numara yoktu o yüzden. 10 numara oynayabiliyor çünkü. Yani ikinci mevkisi 10 numara. 8'de 10 numara. Devre arası 10 numaranın babası geldi bu lig için. Gökhan Karadeniz. Şimdi Timur 6-8 oynuyor. Murat Yıldırım Ferhat da. Ferhat 8-10 oynuyor. Şimdi Gökhan Karadeniz de 18 10. oynuyor. Ama birinci mevkisi 10. 10. Direkt 10. Direkt 10. Gökhan 10. Ama mesela şeyde işte Ferhat da 8-10. Yani birinci mevkisi 8. İkinci alternatif olarak oynadığım mevki 10. Gökhan Karadeniz'in de birinci mevkisi 10. Net. Ama yere geldin mi 10 numaralı sistemle oynamıyorsan veya işte maç içindeki değişikliğe göre 8'e bile geliyor. Yere geliyor. Hatta kanatta bile oynattılar Boluspor'da ki kanat oyuncusu değil zaten. O ayrı Gökhan bir şey. Karadeniz varsa elinde 10 numaralı sistemle oynarsın ama mecburen. Aynen. Zaten Çorum o yüzden Gökhan aldı. Tabii. 10 numara sistemde oynadığı için aldı. Fark yaratsın diye aldı yani. Aynen. Çünkü Ahmet maçında da attı. Hani şimdi mesela Erol'a bakalım. Erol'da 10 numaralı sistem yok. Baktığın zaman da. Ama mesela Çorum'da zaten 10 numaralı sistem var ve sende Ferhat varken zaten Gökhan Karadeniz alıyorsan niye bunu alıyorsun? İlk devrede 10 numarada alternatifin olmadığı için Ferhat dışında bir de 10 numaradan istediğin verim almadığı alamaz. İçin Gökhan alıyorsun. Çorum zaten 10 numara sistemde oynadığı için Gökhan zaten başı çeken oyuncu oluyor ve Ferhat'ın da ilk devrede hani katkı vermemesinden dolayı zaten otomatikman biz hep dedik ki otomatikman Gökhan 11'de oynayacak diye. Tabii. Gökhan da 11'de oynamaya devam ediyor zaten. Çorum dün fazla orta saha oyuncusuyla çıktı aslında maça. Murat, Atakan, Gökhan, Ferhat. Hani böyle biraz fazla sayıda çıktı. Tahsin Hoca orada sence acaba orta sahayı kalabalık mı tutmak istedi? Ne düşünüyorsun? Merkezi. Şimdi hoca hem merkezi kalabalık tutmak istedi hem de Suat'ın kulübede olmasından dolayı kanat noktasından bakarak söylüyorum. Çünkü maça baktığımız zaman da Sinan da oynamayınca zaten hangi kanatta başladın maça? Bir tane kanatta başladı. Gökhan kanat gibi başladı biraz Gökhan aslında. Gökhan değil. Direkt kanat olarak başlayan şey oldu. Hurşit'le Gökhan Hurşit oldu. Hurşit. Ya şöyle Hurşit Gökhan, net kanat. Gökhan bir kanatta oldu ama mecburiyetten. Çünkü yani. Ferhat, Murat ve Atakan Can Göz'e başlayınca. Çünkü normalde kanada bir adam arttı yani. Bu maça normalde başladığında Gökhan 10 numara başladı ama takımda orijin olarak, kanat olarak, 11 olarak sadece Hurşit vardı. Hurşit olduğu için, diğer kanat boş kaldığı için Gökhan kaymalı oynadı. Mecburen. Ama normalde sen kanatsız başladın. Ama neden kanatsız başladın? İşte zaten ondan vurgu yapıyorum. Sadece elinde Suat Kaya var. Kulübe. Suat Kaya da sakatlıktan yeni çıktığı için hoca direkt 11'de başlatmadı. Hoca o yüzden orta saha kalabalık gözükerek hani 11'de çok fazla orta sahayla başladı. Tabii. İşte mecburen. Kim başladı? Gökhan Karadeniz 1. Murat Yıldırım 2, Atakan Ferhat. Can Göz 3, Ferhat Yazgan 4. O yüzden orta sahada kalabalık. Bir de Ankaraspor son dönemde çok efektif oynuyor. İşte skorlar alıyor. Bir de büyük maçlarda Ankaraspor bu sene çok iyi oynadı. Çorum'daki maçta 3-1 yendi. Ahmet'e kaybetmedi. Doğru. Burada Urfaspor 2-0 mağlup etti yaklaşık 3-4 hafta önce. Hatta. Aynen. 0-0'dan. Hoca bunları da göz önüne aldı ve maça da bu anlamda ben Tahsin Hoca'nın iyi çalıştığını düşünüyorum. Ha ama Çorum Futbol Kulübü'nün futbolu oyunu hiç iyi değildi. Onu da söyleyebilirim. Taraftarın da zaten sosyal medyadan hem taraftar sayfalarında hem de resmi sayfada her maçta titreyerek maç izliyoruz diyorlar. Çünkü her an gol yiyecek gibi izliyorlar ki bunu zaten son Erok maçında da gördük. Bu maçta da gördük. Ali Türkan bu maçın yine yıldızlarının olduğu ne toplar çıkarttı. Ya Çorum'un çok iyi bir kadrosu var cidden. Ama hani oyun olarak şu iyi kadro böyle şu ana kadar sadece kazanacak kadar oynadı. Hı hı. Ki o kazandığı maçlarda da Erok maçı mesela Erkan Kaş'ın çıkardığı çok net bir top var. Sertaç'ın topu. O gol olsa mesela büyük sıkıntı. Ahmet maçında penaltı kaçtı, Ahmet kaçırdı. Ama bence Çorum Ahmet maçında Erok maçına göre daha iyi oynadı. Oynaması gerektiği gibi oynadı. Yani. Biraz. Ben mesela orada şey dedim o maçın sonucunda. Haddini bilerek oynadı. İzleyenler yanlış anlamış. Diyorlar ki Çorum zaten çok iyi bir takım. Nasıl haddini bilerek oynayacak? Orada dediğimizi anlamıyorsunuz. Çorum tarafı maçta oynaması gerektiği gibi oynadı demek istiyorum. Yani haddini bilerek ne demek? Maçın stresi ve seviyesi anlamında bunu söylüyorum. Çorum orada şunu da yapabilirdi. Öyle bir kadrosu yok mu?
kulübede oyuncu olmasa bile saldırgan başlayalım. Gökhan var, Ferhat var bizde, Eren o var. O büyük hata olurdu. Ne olurdu o zaman? Haddini bilmeden oynamış olurdun. Başına iş alırdın. Başına iş alırdın. Yani evet. Haddini bilmek demek bu demek. Yani biraz düşünerek şey yaparsanız anlarsınız ne demek istediğimizi. Şimdi mesela bir örnek daha vereceğim. Sen ne dedin mesela geçen hafta? Erok Çorum'dan daha iyi dedin. Futbol olarak. Tamam ama Çorum aldı işte. Şimdi Çorum orada da aynısını yapsa dese ki ben taraftarımın önünde oynuyorum. Tabii. Erok Spor'dan daha iyi bir kadrom var. Saldırayım haldırılır dese Erok cezalandırdı. Orada da haddini bilerek oynadı. Yani oynaması gerektiği gibi oynadı. Ha ama oyun kötü. Ama kötü oynarken kazanmak da önemli oluyor. Şu an oyun çok önemli mi peki? Bence önemli çünkü çok daha fazla hafta var. Öyle mi diyorsun? Çok fazla. Hani 3-4 hafta kalsa anlarım. 8 hafta var hala. Hatta 9 hafta var şeyin Çorum'un. Yok. Çünkü Çorum 8 maçı kaldı. Çorum'un da 8 maçı var 8 aynen. Maçı kaldı. Çorum'un da 8 kaldı. Yani normalde yani, 9 hafta var yani da Çorum'un 8. Şu an skoru yani Hatice'ye değil de artık neticeye bakma haftaları geldi. Yani. Şu an erken ama. O erken son 3-4-5 hafta kal olur. Yani şimdi ben sana bir örnek vereyim. Bu hafta Çorum kimle oynayacak? Tarsus. Sonra? Bayburt. Bu maçlarda zaten iyi oynarsın. Kötü de oynasan alırsın. Bu evet, ayrı. Evet. Bundan sonrası zaten şöyle bir nokta var. İki kritik. Tane, iki tane maç sayıyorum ben. Bak iki tane maç sayıyorum. Şimdi iki tane maça geçti mi Çorum'un altı maçı kalacak. Yine tamam mı? Yine böyle oynuyor. Şimdi 1-2-3-4-5 altı maçı kalacak Çorum'un. Çorum'un şu anda İnegöl'le Erzincan maçı kritik. Erzincan'a gidecek. Çok önemli maç mesela. Heh. Şimdi Hikmet Hoca'yı tam zamanında gönderdi Erzincan. Hikmet Erzincan, Hoca kalsa Çorum için iyi olur. Aynen. Şimdi Erzincan playoff oynuyor. Tabii. Şimdi sen o maçta bak şimdi şöyle örnek verelim. Şimdi diyoruz ya Çorum kötü oynayarak kazandı diyoruz. Şimdi bunu söylerken diyoruz ki oyunu iyileştirmesi lazım. Sen diyorsun ya çok oyuna bakmıyorum ama şimdi sen diyelim ki Erzincan maçında kötü oynadın. Bu sefer kötü oynarken kazanacaksın diye bir kural yok. Kesin kazanırsın noktası yok. Erzincan maçı zaten çok zor maç. Yani hani orada da kötü oynayıp kazanırım noktası yok. Yani bunun garantisi yok yani daha doğrusu. Hani onu söylemek istiyorum. Hani bu noktada bir de Çorum hani pozisyonu da veriyor. Şimdi Sertaş'ın pozisyonunda Erkan Kavaş ölümünü atladı. Olmadığını farz edelim veya atladı ama topunu geçti kaleye gittiğini fazla. Gol olsa ne olacaktı? İyi olmazdı. Aldığın Ahmet galibiyetinin de anlamı kalmayacaktı. Yani o yüzden bu noktada hocanın da biraz şey yapması lazım ama hocaya da çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Şu noktada sakatlıklar da bir anda bel büktü. Ne Timur'u sokabiliyorsun ne Suat'ı alabiliyorsun. Suat daha yeni de oynadı. Berkay'a bile bak alamıyorsun. Dün Emre Öztürk yedi. Normalde Berkay kulübe de olsa Berkay girer. Sağlam olsa. Emre Öztürk'ten önce. Bence orada yine Emre Öztürk girerdi. Çünkü sol stoper diye. Selim Al da sol ayaktı. Emre de sola. Emre Öztürk çok yaktı ya bu sene. Ben Emre'nin çünkü bu seviyeye uygun olduğunu düşünmüyorum. Ben çok söyledim. Ben Emre'nin bu sene Çorum'da iyi oynayan oyunculardan biri olduğunu vallahi düşünüyorum. Vallahi birçok maçı yaktı. Erok maçını yaktı. İstanbul'da bir Erok maçı ondan var. Ondan sonra yine içeride bir maç vardı. O maçta yaktı. Kazan Ankara Spor maçı oynadı. Hatta buradan tekrardan Berkay Can bir kere çok sıkıntılı bir oyuncu. Onu zaten seni, çok söylüyor. 3 senedir söylüyoruz. Seni her an yakabilir kırmızı kart görüp yani. Onu bir de sakatlanabilir. Onu 3 senedir söylüyoruz. Aynen bak o maçta da oynadı. Yani Emre Öztürk çok kritik başlarda takımı yaktı. Ben zaten hani herkes hatırlar devre arasında ben dedim ya bu takıma bir tane daha stoper lazım. Niye bunu söyledim? Sakatlıklar olursa kırılırsın. Bak şimdi Çorum'un tekrardan stoper noktasına bakalım. Şimdi şey sakatlandı. Selim Han sakatlandı. Salih Emre Öztürk 11'e var. Girdi. Salih Zafer var. O 11'de zaten onu sayma. Aynen. Mustafa Damar var genç. Şimdi stoper. Emre Öztürk 11'e girecek. Emre şey maçında Tarsus Bayburt. O maçları gene geçiyorum. Erzincan İnegöl maçlarına geliyorum. Şimdi senin kulübende sadece Mustafa Damar var. Mertcan Aşçı da stoper. Stoper var. Mertcan Aşçı da Mustafa Damar'ın da ben hocanın 11'de takımda oyuncu kalmadığı noktada oynatacağını ama onların da yetebileceğini düşünmüyorum. Tarsus maçında oynatsın hocam. Onları geçtim. Tarsus'ta Bayburt'u katmadım. Erzincan İnegöl maçından kattım. Evet. Dikkatli dinlersen şey yaparsın. Yok şundan diyorum. O maçlarda oynatsın. O maçlar ayrı. O maçta sen de ben de oynasam bir şey olmaz. Çok zorlu maçlara diğer oyuncular da en hazır şekilde çıksın işte. Ben de ondan bahsediyorum. İşte eğer sakatlık noktalarında o maçlarda bu şekilde stoper noktasına gittiğin zaman da büyük sıkıntım var. Tarsus maçına hiç stoperle çıkmasam bile olur. Ya Tarsus maçından bahsetmiyorum. Sen niye hala Tarsus maçını? Ama şundan Erzincan İnegöl maçından bahsediyorum ben Salih sana. Salih Zafer'i falan riske atmasın hoca yani. Ya onlara ben girmiyorum. Bak ben sana çok farklı bir şeyden bahsediyorum. Sen niye hepsi konuları... Emre Öztürk çok rahat idare eder sen kalan konuları maçlarda. Farklı... Ben bak ondan bahsetmiyorum. Yine anlamıyorsun dediğimi. Farklı bir şeyden bahsediyorum. Dikkatli dinle anlayacaksın. Bak Tarsus Bayburt maçını katmıyorum diyorum sana. Onları tamam, geçti. Tamam ben de diyorum ki zaten. Onları çöpe at. Tamam. Bekle anlatayım. Onları çöpe at. 11'den de girmiyorum. Onları da çöpe tamam. at. Falan farklı bir şeyden bahsediyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Erzincan İnegöl maçına geldik diyorum. Tamam. Sen 11'de Salih Zafer Emre Öztürk'te başlayacaksın diyorum değil mi? Başlayabilirsin normal.
Bekle bir dakika. Başlayacaksın diyorum zaten. Emre Öztürk'ü soralım Çorum taraftarlarına. Ona... Çoğu memnun, yorumlarını yazsınlar. Ben ondan bahsetmiyorum. Emre iyi oynuyor, kötü oynamıyor. Serkan Yavuz'un da çok yaktığı ya maç var. Şu an takımın en iyi oyuncularından sen biri. Sen dediğimi anlamıyorsun hala. Ben farklı bir şeyden bahsediyorum sana. Geleceğim, bir sakin ol. Bu iki adam 11'de başlayacak zaten diyorum. Tamam mı? Mecbur başlayacaklar. Sıkıntı yok diyorum sana. Sana tamam. Çok farklı bir şeyden bahsediyorum. Bir anlatayım. Ben senin dediğini anlıyorum. Anlamıyorsun. Sen diyorsun ki kulübede stoper yok diyorsun. Tamam. Diyorum ki sana şimdi. Örnek veriyorum. Diyelim ki Erzincan İnegöl maçında aynı Seliman Solmaz gibi Allah korusun 4-5-10'da bir sakatlık oldu. Emre Öztürk ve Salih Zafer'den biri. Senin kulübende Berkay Can'da Seliman yok. Mert Can'da Musava'da var, ne olacak o zaman diyorum. O zaman yapacak bir şey yok artık. İşte, kaldı 6 maç, 6-8 maç artık cephanede ne varsa ona savaşa gideceksin işte yani. Ben biraz önce bahsettiğim konuyla bağlıyorum. Sen dediğimi anlamıyorsun. Dedim ya devrası bir tane daha stoper lazım. İşte ben bu sakatlıkları görüyorum. Çorum'un zaten toplamda stoper sayısı az değildi ki. Ahmet Uç stoperle başladı ikinci devreye. Çorum'un 4 tane stoperi vardı. Seliman bilmiyoruz şimdi. Daha durumu açıklanmadı. Belki bir şey de yoktur ama. Biraz ciddi gibi duruyor sanki. Şu an bile stoper sayısı az değil. Emre Öztürk var. Mert Can Aşçı var. Sayı önemli var, değil. Verimlilik önemli. Var. Bak verimlilik önemli ama. Yapacak ben mesela, bir şey yok. Şimdi mesela örnek verelim sana. Şeyde gördük. Amespor'da da söyledik. Stoper almanız lazımdı. Almadınız dedik. Sakatlık durumları var dedik. Eyüpcan Delibalta bir sakatlandı. Hüseyin Güngör'ün performansı düştü. İşte Abdülsamed'i stopere çektin. Abdülsamed zaten çok çok kötü oynadı. Yani bazı noktalarda bu durumlar çok oluyor. Çünkü ben bunu söylerken şundan dolayı söyledim. Senin söylediğin nokta hem Berkay Can Değirmencioğlu bir kere çok fazla kırmızı karta meyilli. Bir de Berkay Can Değirmencioğlu şeye geldiğinden beri Çorum'a her sezon sakatlandı. Sakatlanmadığı şey yok. Sezon yok. Hep sakatlanıyor. Yani o yüzden bu biraz kırabilir Çorum'u. Ben bu noktaya dikkat çekiyorum. Bu bir kenarda kalsın. İnşallah tabii ki olmaz. Hani ben bunlar olsun diye söylemiyorum. Ama bunlar işin içinde var futbolda. Yani Allah korusun bir şey olursa sıkıntı yaşayabilir Çorum. Çünkü Çorum zaten pozisyonu da veriyor. Bak hani deve dışı stoperler 11'de oynadığı zamanda da veriyor. Şimdi Eren Damar hiç oynamadı Mustafa ki 11'de. Aynı. Mustafa Damar. Oynarsa nasıl olacak? Mert Can Aşçı da aynı şekilde oynarsa nasıl olur? Ya Mert Can Aşçı'nın maç tecrübesi Mustafa'dan daha fazla toplamda. Hı-hı. Vallahi artık burada hocaların... İş hocada bitiyor tabii. İş hocada bitecek. Yani artık kalmış 8 maç. Cephanede kim var? Sonla gideceksin. Çorum Ahmet maçına kulübesiz gitti. Resmen maçı aldı geldi. Aynen. Burada hoca mahareti ön plana çıkacak. Çorum'un çok iyi bir kadrosu var. Yıldız oyuncuların devreye girmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Kalmış zaten şurada 8 maç. Bir ay kaldı. 20 Mayıs'ta lig bitiyor. Artık elde kim var? Sonla oynayacaksın. Çorum'un çok büyük avantajı var. 2 tane maçı zaten... Fason maç. O maçı zaten farklı almaz lazım aynen. O maçlarda Tahsin Hoca çok kilit oyuncuları bile dinlendirebilir. Hı hı. Salih Zafer gibi, Serkan Yavuz gibi farklı şeyler yapabilir. Mesela Tarsus maçında Atakan Akkaynağı bile stoperde oynatabilirsin yani. Aynen. Diğer oyuncularını da rahatlatabilirsin. 12 maçta zaten kesinlikle yapması lazım onları bence. Onları yapar hoca zaten. Yani o maçlarda... Hatta şöyle yap mesela. Dedim ki ideal 11'inle başla ama zaten skoru erken alırsın o maçlarda. Hemen ilk yarın sonunda çıkart. Atakan Akkaynağı, işte Mustafa Damarı, tabii. Mert Can Ahçı, Sabrıcan Vuralı, işte sallıyorum sana Mustafa Yalçınkaya'yı, işte Mustafa Yıldırım kadroda yoktu mesela son maçta. Mustafa Yıldırım oyun aldı Mustafa mesela. Damar Eyüp Spor'un oyuncusu zaten. Biliyorum, Çorum aynen. Oraya sattı, buraya yeri kiralık geldi. Hı hı. Mustafa da Eyüp Spor'a kadar transfer yaptıysa bu oyuncuda bir potansiyel vardır. Tarsus maçında oynatabilir Tahsin Hoca. Aynen o maçta da oynasın. Zaten bu saatten sonra dediğim gibi Erzincan'la İnegöl maçları kritik. Kritik aynen. Ben bunu bu maç öncesinde de söyledim programda. Benim bu futbol görüşüm. Ben Çorum Futbol Kulübü'nün sezon sonunda beyaz grupta direkt şampiyon olacağını düşünüyorum. Kırmızı grupta da direkt Kocaelispor'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Benim iki grupta da görüşlerim bu. Çorum'u şampiyon ilan ettim diye diğer takım taraftarları, Urfa Spor taraftarları da tepki göstermiş. Ben Urfa'ya şey yapsam, şampiyon olacak desem bu sefer Çorum taraftarı gösterecekti. Bu futbolda var. Ben Çorum'un dediğim gibi sezon sonunda şampiyon olacağını düşünüyorum. Ha sezon sonu geldiğinde yanılabilirim. Urfa şampiyon olur. Birinci olur. Bu sefer yanılırım. Ama Çorum şampiyon olursa da beklediğimiz gibi gerçekleşir. Bakalım bunu 8 maç sonunda göreceğiz. Çorum'un tekrardan galibiyetini tebrik ediyorum. Bir de dün Çorum taraftarına ona geliyordum zaten. Tam da ona geliyordum. Çorum taraftarına da çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz hangi takım olursa olsun. Amede yapıldığı zamanda Bursa'ya yapıldı. İşte İnegöl maçında Samsun'a yapıldı.
hangi takıma yapılırsa yapılsın, şiddeti övdüğün zaman da, şiddeti alkışladığın zaman da sana her zaman geliyor buluyor bu. Bak bu sene dikkat edelim. Ahmet, yani Bursaspor, Ahmet Spor maçından sonra yaşanan olayları tüm Türkiye neredeyse alkışladı. Biz dedik ki kime şiddet yapılırsa yapılsın alkışlamayın. Ondan sonra Türk futbolu çığırından çıktı. Fenerbahçe, Sevilla, Sivas Spor, Fiorentina, Gençler Birliği, Samsun. Sivas Spor'a sadece bir maç ceza verdi. Bolu Spor, Samsun Spor maçlarında felaket bir şekilde şeyler oldu. UEFA Sivas Spor'a bir maç verdi sadece. Sen onu geç. Taraftar Sevilla maçında Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi diye 90 bin euro ceza geldi. Sivas Spor seyircisi sahaya giriyor. Yumruk atıyor, 44 bin euro. Bir maç ceza aldı bir de sadece Sivas Spor. Çok az. Bursa Spor'da 7 maç ceza aldı mesela. Çoğu aynen. Da çok fazla bence. Sivas'ın cezasıyla kıyaslayınca. Acaba UEFA, FIFA şey mi düşündü? Sivas nasıl olsa zaten zar zor geliyor buralara. Bir tane ver geçmedi. Vallahi Sivas Spor 3 yıldır Avrupa Kupalarına katılıyor Türkiye'de. Yok, eleniyor yani işte o yüzden. Zaten bir maç oynuyor. Eleniyor dediğin, nerede bir maç oynuyor? Sivas Spor bu sene Mart ayına geldi. Ama Sivas Spor Türkiye'yi... O şeyden dolayı ama bu Sivas konferans ligi olmasından dolayı. Olabilir. Konferans liginde grubundan çıkamadı Trabzonspor falan. Zaten konferans ligide... Hatta şöyle, Sivas Spor 3 yıldır Avrupa Ligi'ne katılıyor. Avrupa Kupalarına. Türkiye'ye en çok puan getiren takımlardan aynen. biri. Galatasaray falan Avrupa'ya gidemiyor yani. Hı-hı. Öyle olduğunu zannetmiyorum. Ha, bir maç verdi UEFA Sivas'a ama Bursa'ya da 7 maç verdi. Ama şöyle bir şey var. Ahmet Spor olay yaşadı diye ben mesela Çorum Futbol Kulübü taraftarı onu tasdiklemedi ki. Hani Çorum'un... Yok, Çorum taraftarı tasdiklemediğini söylemiyorum. Tüm Türkiye'nin tasdiklemesinden dolayı... Türkiye tasdiklemedi onu. Tasdiklemedi. Belli bir bölüm. Dün İnegöllüler de Bursa'ya bilerek saldırdı. İnegöl Ahmet'e gidecek, dayak yemeyelim diye. %70, %80 Türkiye'nin %80'i, %90'ı bak sanatçılarından tut, devlet büyüklerinden tut. Birçok insanın sosyal medya paylaşımlarında Türk bayrakları paylaştılar. Sanki hani Malazgirt Savaşı'na gittik gibi. Peki bir şey diyeceğim. Orada o kadar kişi o zaman laf etti. Ahmet Yıldırım hiçbirine bir şey diyemedi ama Sinan Kurumuş'u niye herkesin önüne attı mesela? Zaten onu da söyledik. Çıkıp onu da söyleyeceğim laf. Mesela. Biz mesela orada devletten gelen açıklamayla, devlet büyüklerinden gelen açıklamayla, parti başkanlarından gelen açıklamayla biz bile tepki gösterdik. Bu konuları tasdiklemeyin. Ondan sonra Türkiye'de önünü alamazsınız. Her maçta kavga çıkmaya başladı. Çorum taraftarının zaten bu maçta niye tepki gösterildi? Niye böyle bir şeye maruz Ankara kaldı? Ankara Spor bilerek yaptı. Çok Çorumlu var diye başkentte. Stada giremesinler diye işte. Çok garip bir İnegöl durum. Bursa maçındaki olay da çok basit. İnegöl Ahmet'e gidecek 2-3 hı-hı. maç sonra. Bilerek Bursa'ya saldırdılar ki biz orada Ahmet'ten dayak yemeyelim. Valla İnegöl'le Ahmet'in arasında öyle. Da sıkıntı yok ama ben onu anlamadım. Ama Ahmet taraftarı İnegöl Bursa'nın takımı olduğu için çünkü Ahmet'ler karşı... hani İnegöl diyor. Biz zaten diyor kardeşiz diyor. Bizim onunla derdimiz yok. Bursa'ya derdimiz yok. O zaman kardeş kardeş maç izlerler. Ben hani şeyi anlayamadım. Bursa'nın saları. Zaten Türkiye'de şöyle bir nokta var. O İnegöl Ahmet durumu, Bursa Ahmet durumu falan değil. Türkiye'de zaten her yerde görüyorsun. Aynı şehrin takımındaki adamlar birbiriyle kapışıyorlar. İnegöl Bursa'nın ilçesi olduğu için azmedemiyor, kabullenemiyor. Bir de İnegöl'ün çoğu mesela Beşiktaşlı. Beşiktaş'la da Bursa Spor'un arası kötü diye İnegöllüler dün Bursa'ya bir de Trabzon'da yaptı. Bile bu olay var. Oflular kendisini Trabzonluyuz demiyor, ofluyuz diyor. Ya oradan al örneği. Ya bu Ahmet İnegöl, Bursa Ahmet falan değil. Bu sadece Türkiye'de insanların garip bir şekilde birbiriyle çekişmesi. Şimdi sana bir örnek daha vereyim bu maçtan işte. Ankara Spor'un Çorum'dan ne derdin var? Ankara Spor'un taraftarı bile yok. Stadaşsa ne olacak ki? Ne derdin Ankara var? Ankara Spor'un ne gibi bir yararı var? Altyapıdan futbolcu mu yetiştiriyor hiçbir mesela? Hiçbir şey çıkmıyor. Oynattığı futbolla farklılık mı yaratıyor? Taraftarı yok, bir şey yok. Aynen. Osmanlı Spor'du, sonra Ankara Spor oldu. Niye açtım stadı, gelsin taraftar, ne olacak? Aynen. Boş statta maç olacağını. Onu söylemek istiyorum işte. Stat dışarıda, taraftarlar kaldı. Yazık yani bir yerde bir olay oldu mu bir yere bağlama noktası yok. Zaten kendi içimizde birbirine çekememezlik var. Ankara Spor'un Çorum'a bunu yapması yanlış. Büyük bir yanlış. Orada tekrar... da Muhsin Dere'ydi herhalde. Çorumlu bakan olayı çözdü. Onu da tebrik etmek lazım. Evet, tekrardan da Çorum tarafı için geçmiş olsun dileklerimizi iletelim taraftarlara. Çorum Futbol Kulübü'nü de tebrik edelim. Çarşamba günü de tekrardan 31. hafta maçlarının öncesine konuşacağız. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Çorum taraftarları maç öncesi programımızı iyi gösterdi. Bu videomuza da en az bir 500 beğeni ve iyi bir izlenme, paylaşma bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Çarşamba günü yeni hafta programında tekrardan görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben de sana teşekkür ediyorum. Çorum Futbol Kulübü'nü hem galibiyetinden hem de liderliğinden dolayı tebrik ediyoruz. Tüm Çorum'a da selamlarımızı yolluyoruz. Evet, selamlarımızı yolluyoruz. Gönderiyoruz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.